İs işku me mar java. Bayan Arohi Raychand, tutuklusunuz. Tutuklu mu? Bu ne saçmalık? Onu nasıl tutuklarsınız? Suçu ne peki? Suçu ne mi? Sormasanız daha iyi olur. Bir söz vardır. Zengin insanlar ucuz işler yapar. Raychand ailesinin gelininin bu kadar alçalabileceğini düşünmezdim. Atasözümü söyleyeceksin? Yoksa başka sözüm var mı? Lan bu... Efendim, evet, dükkanımdan hırsızlık yapan kadın buydu. Çalmak mı? Ben mi? Deyip, ben hırsızlık yapmadım. Seni ilk kez görüyorum, tanımıyorum. Dükkanına ne zaman geldim ki senin? Komiser, ben bir şey çalmadım size, doğruyu söylüyorum. Deyip, ben bir şey çalmadım. Bütün hırsızlar aynı şeyi söyler. Ben masumum. Seni terbiyesiz adam. Ne saçmalıyorsun böyle? Karımı haksız yere suçluyorsun. Buna nasıl cüret edersin? Bunu kimin yaptığını nasıl olsa öğreneceğiz Bay Deep Raychand. Ama onun yakasını bırakmazsanız saldırı suçundan sizi de tutuklayabiliriz. Bırakın onu. Komiser... Daha önceden de defalarca ailemizi karalamaya çalıştın. Bir şey bulamayınca sıra hırsızlığa mı geldi? Onun yaptığına dair elinde delilin var mı? Delil mi istiyorsunuz? Lan bu. O zaman kendi gözlerinizle görün. Kim bu kız? Yüzü bile görünmüyor. Aman Tanrım! Gerçekten de Arohi'ymiş. Ama o nasıl bir elbise giymiş öyle? Hayır, hayır, bu ben olamam deyip, böyle bir şey imkansız deyip, ben hırsız mıyım? Bu olamaz, mümkün değil. Bundan başka mağazanın satış elemanı da burada ve video kaydı da var. Pekala Bay Deep Raychand, bu delil yeterli mi yoksa başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Bakın, karım her ne yaptıysa, bedelini ödemeye hazırım. Ne isterseniz veririm. Şikayetinizi geri çekin. Eğer yakama yapışmasaydınız, kesinlikle şikayetimi geri çekerdim. Ama o hapse girecek. Bakın, ellerimi birleştiriyorum. İtibarımız söz konusu. Bedeli neyse ödemeye hazırım. Ama lütfen, şikayetinizi geri çekin. Deep. Bunu alın. Lütfen. Efendim, şikayetimi geri alabilir miyim acaba? Tabii. Nasıl istersen. Teşekkürler efendim. Para her şeyi yaptırıyor. Ne tuhaf, öyle değil mi? Bir milyoner dükkan satın alabilirken... Karısı basit bir hırsızlıktan yakalanıyor. Evet, bir dahakine Bayan Deep Raychand'a çek ya da bir kredi kartı verin.
Yoksa bir kere daha hırsızlıktan dolayı tutuklanacak. Tabii karar sizin. Komiser Lakş. Sizinle özel konuşabilir miyiz? Lambu. Evet. Komiser. Konu çek ya da kredi kartı değil. Başka bir nedeni var bunun. Fakat herkesin önünde size söyleyemezdim. Ama bilseniz iyi olacak. Bir milyonerin karısı neden hırsızlıktan yakalandı? Arohi çok hasta komiser. Hasta mı? Evet. Onda unutkanlık hastalığı var. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlatmaya kalkınca da çok şaşırıyor. Öyle mi? Kasol'da karşılaşmıştık. O zaman Arohi ile balayındaydık. Gece birden kaybolup sabah gelmişti. Ona sorduğumda hatırlamadı. Ertesi gün sizinle görüşmeye geldim. Ona söylemiştim. Onu da hatırlamadı. Bazı işler için buraya dönmem gerekti. Ona Kasol'da kalmasını döneceğimi söylemiştim. Ama onu da unuttu ve sizinle Shimla'ya döndü. Bunun gibi bazı sorunlar oluyor. Hatta bazen ne yediğini bile unutuyor. Sürekli hatırlatsam da yine unutuyor. Tedaviyi görüyor. Sizden bir ricam olacak komiser. Bakın, bir dahaki sefere Aro ile ilgili bir ihbar alırsanız işinizi biraz sessizce yapın lütfen. Kelepçe gösterirseniz daha çok hastalanır. Anlıyor musunuz? Her şeyi anlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bunu yapmak eğlenceliydi. Bunu yapmama izin vermelisin. Başka bir şey var mı? Hayır. O kadar yeterli canım. Gerisini Komiser Lakş yapacak. Komiser Lakş. O ne yapacak? Ona Arohi'nin unutkanlık hastalığı olduğunu söyleyecek. Lakş da sonunda kabul edecek. Bu kıyafet benim değil. Dolabıma nasıl geldi ki? Bu benim değil. Ben bunu çaldım mı? Çaldım mı? Hayır, hayır. Elime sıcak çay döktüğü için özür dilemesi gerek. Bizim için öldün. Bana bir daha abi deme. Bundan böyle bana abi demeni yasaklıyorum. Bakın, karım her ne yaptıysa bunun için sizden özür dilerim. Kimsin sen? Sen osun. Bütün o şeyleri çalan kişi. Aynamda ne işin var? Kimsin sen? Hırsızlığı sen yaptın ama ben suçlandım. Ben çalmadım. Beni karalamaya çalışıyorsun değil mi? Benim yüzümden deyip. Hayır. Ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben çalmadım.
çalmadım. Kimsin sen? Tanrım, kimsin sen? Kimsin? Kimsin? Eller kırılmalı artık. Bu eller yüzünden deyip herkesten özür dilemek zorunda kaldı. Bu eller hırsızlık yaptı. Bunları istemiyorum. Aruh, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Değil, baksana Aruh, ellerin kanıyor. Yaralanmışsın. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ellerimi kırmak istiyorum. İstemiyorum. Onların yüzünden herkese rezil oldum. Bu eller hırsızlık yaptı. Onlara ihtiyacım yok artık. Aruh, kendine gel. Hayır, Aruh, hayır, dinle beni. Senin için bunu yapmayacaksam kimin için yapacağım? Bir hata yaptığın zaman bunu benden başka kim düzeltebilir? Ne zamana kadar deyip ne zamana? Dinle beni. Sana yanın ölümü sebepsiz değil. Yorgun zihnimin sonucu değil. Bir şey var deyip. Belki de ben hastayım. Ben hastayım. Şuna bak. Baksana, bu benim kıyafetim değil ama o dolabımdaydı. Oraya nasıl girdi? Çaldığımdan eminim. İşte deyip. Daha ne kadar şey çaldığımı bilmiyorum. Hırsızlık yaptığım video kaydını sen de izledin. Kim bilir daha kaç tane böyle kayıt vardır. Bunu herkes görecek. Lütfen. Herkes Layşan'da ailesinin gelininin bir hırsız olduğunu öğrenecek. Aroy. Ben Layşan'da ailesinin lanetiyim. Benim yüzümden herkes seninle alay edecek ki ben hırsızım, hırsızım. Deep Rajan'ın karısı bir hırsız. Aruh, Deep Rajan'ın karısı hırsız. Aruh, yüzüme bak. Ben hırsızım. Hırsız değilsin. Sen hırsız değilsin. Lütfen, böyle bir şey olmayacak. Her şey düzelecek. Lütfen bunları kafana takma. Kimse seninle alay edemeyecek. Ben hep senin yanındayım. Hayır, hayır, düzelmeyecek. Hayır. Ben çok hastayım. Ben hastayım deyip beni doktora götür lütfen. Bir doktora gidip tedavi olayım. Tamam. Lütfen, lütfen. Hepsi bu efendim. O gece Deep ile Kasol karakolunun dışındaydık ve aynı zamanda Arohi de odasından çıkıyor. Önce otel lobisine, sonra dışarı çıkıyor. Bakmam gereken ne zaman geri döndü. Bir şey yok. Geri döndüğüne dair bir kayıt yok. Otel personeli de içeri giren kimsenin olmadığını söyledi. Bunun anlamı Arohi'nin ne zaman döndüğünü kimse bilmiyor. Ama deyip sabah geri döndüğünü söyledi. Bunun anlamı yaklaşık 8 saat boyunca Arohi kayıptı. Efendim, bütün bunlar ne anlama geliyor? Hey akıl düşmanı, hala anlamadın mı? Bütün bunların tek anlamı var. Arohi gece yarısı Kasol'dan Shimla'ya gitti. Orada cinayeti işledi ve geri döndü. Bu nasıl çıkmaz? Arohi gizemi gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Anlamıyorum. Arohi bu kadar hızlı gelip cinayeti işleyip geri döndü ve deyip kül tablasını değiştirdi. Ben de bunu anlamıyorum. Deep Kasol cinayetindeki delil olan kül tablasını değiştirdiyse neden o zaman onun yerine karısının parmak izi olan kül tablasını yerleştirdi? Arohi'yi tuzağa mı düşürmek istedi? Ama öyle de görünmüyor. Çünkü her zaman Arohi'yi övüyor. Arohi ile de konuşamam çünkü kendinde değil.
karı koca arasında neler dönüyor bir türlü anlayamıyorum. Bir sorun daha var. Ya Arohi'nin akıl sağlığı iyi değil, zihinsel olarak dengesiz? Ya da öyle ki Arohi'nin bir değil, iki kişiliği var. Lütfen adınızı yazın. Adınızın Arohi olduğuna emin misiniz? Anlamadım. Kendi adımı bilmiyor muyum? Hayır, bunu sormadım. Adınız Arohi mi? Evet, adım Arohi Kashyap. Yani demek istediğim Arohi Raichand. Kashyap derken duraksadınız. Ve neden önce aklınıza Kashyap ismi geldi? Çünkü Raichand adını alalı 2 ay oldu. Bugüne kadar hep o soyadını kullandım. Yani siz evli değil misiniz? Hala eski hayatınızda mı yaşıyorsunuz? Gerçekte geçmişinizi hala unutmadınız. Hala anne babanızın ölümünü unutamıyorsunuz. Doktor, neler diyorsunuz? Şimdi öğreneceksiniz. Adınızı tekrar yazın. Tekrar. Tekrar. Hızlı yazın. Tamam. Tekrar. 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 Yeter artık. Küçük bir çocuk gibi niye sürekli adımı yazdırıyorsunuz? Doktor, Arohi çok üzülüyor. Bu ne tür bir test? İşimi yapmama izin verin. Ne yaptığımı biliyorum. Tekrar yazın. Hayır, bu adı yazmak istemiyorum. Bu isimden nefret ediyorum. Bu ismi yazmak istemiyorum. Bu ismi sevmiyorum. 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 Çünkü kendinizden nefret ediyorsunuz. Nefret ediyorsunuz. Çünkü hala anne babanızı unutmadınız. Bence onların ölümünden sürekli kendinizi sorumlu tutuyorsunuz. Onları siz mi öldürdünüz? Kapat çeneni! Bunları söylemeye nasıl cüret edersin? Arohi, seni Arohi öldürürüm. Ne yapıyorsun? Annemle babamı ben öldürmedim. Tamam ama ne yapıyorsun? Ben... Bu ne? Parayı bulunca havalandı. Sonuçta kocası milyoner. Para çok kötü bir şey. Bir abi ve kardeşi tamamen ayırdı. Arohi için neler yapmadık ki? Ama o ne yaptı? Bir kez, iki kez eve geldi, hakaret etti ve bizi küçük düşürdü. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Bayan Eket, soruma cevap vermediniz. Acaba Bayan Arohi'nin unutkanlık hastalığı var mı? Ya da ailede ruhsal bozukluğu olan biri mi var? Acaba Bayan Arohi'nin unutkanlık hastalığı var mı? Hayır komiser, mümkün değil. O hiçbir şeyi unutmaz. Utanmaz kız numara yapıyor. Sadece para için. Geçen de acımasızca oğluma vurdu. Bu masum halleri sizi aldatmasın, numara yapıyor. Komiser bey, biraz önce Nikunehade'ydi, kendi gözlerinizle gördünüz. Arohi'den çok korkuyor. İçeri gir lütfen. Niku yalnız. Girmeyeceğim. Ya Arohi'nin akıl sağlığı iyi değil, zihinsel olarak dengesiz... Ya da öyle ki Arohi'nin iki kişiliği var. Komiser bey, ailede kimsenin unutkanlığı falan yok. Bence komiser bey, onu tutuklayın ve hapse atın. Hapiste çürüdüğü zaman aklı başına gelecektir. Bundan eminim, kesinlikle böyle olmalı. Sus lütfen, sus. Sana söylüyorum, bu kızı hapse attır. Yoksa herkes zarar görür. Komiser bey, bu doğru mu? Gerçekten de hasta mı? Davranış bozukluğu mu? Evet Bay Raichand. Karınız çift kişilikli.
Yani zihninde tek insanın iki sureti varmış gibi düşünün. Çift kişilikli. Ne saçmalıyorsun sen? Aroy çift kişilikli mi? Bunu tek seferde mi anladın? Bence sizin tedavi olmanız lazım. Hem de bir an önce. Sakin olun Bay Raychant, sakin. Lütfen oturun. Siz de gördünüz. Arohi'nin zihninde anne babasının ölümü derin yaralar açmış. Dengesini kaybetti. Ve ona tekrar tekrar adını yazmasını söylediğimde de o daha çok kızdı. Kendini sevmediği ortaya çıktı. Ve adından nefret etmiş. Kendi adını karalamış. Bakın, kaç kez adını karalamış. Kendi zihninde başka biri haline geliyor. O sizin sakin Arohi'niz değil. Anladınız mı beni? O annesinin üstüne sıcak çay döken bir Arohi olmak istiyor. Hırsızlık yapıyor. Çocuklara saldırıyor. Karınız kişilik bozukluğu yaşıyor. Elime sıcak çay döktüğü için özür dilemesi gerek. Niku'yu yaraladın. Şimdi de Niku'ya nesi olduğunu mu soruyorsun ha? Aroi! Aroi nereye gidiyorsun? Aroi! O hırsızlığı yapan gerçekten Aroi miydi? Yüzü görünüyordu. Tanıyamadın mı? Aptal değilim. Onu tanıdım. Ama inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Çay olayı yalandı ama bu gerçek. Video kaydı da var. Neler dönüyor anlamıyorum. Aruhi'ye bazı şeyleri unuttuğuna inandırdığımıza eminim. Ama büyük bir hırsızlık yapıyor ve hatırlamıyor. Bu başka bir şey. Dip ne yapıyor, neden yapıyor anlamadım. Bayan Maya, Dip ve Pritvi'nin tehlikeli olduğunu biliyorsun. Ona ilaç içirip dükkana yollamış olabilir. Kendine gelince de hiçbir şey hatırlamıyor. Kendimizi düşünmemiz gerek. Boş ver onları. Bana kalırsa buradan gitmeliyiz. Kaçarsak parayı nereden bulacağız? Dip'in verdiği kadar para verebilecek birini bulabilecek miyiz? Üstelik Dip tüm sırlarımızı biliyor. Evet, hepsini dosyaladı. Kaçmak bizim için iyi olmayabilir. Anladın mı? Dip bizi hapse gönderir. Aroi, bekle, ne yapıyorsun? Aroi, kendine gel. Aroi, ne yapıyorsun? Kendine gel. Hayır Dip, lütfen gitmeme izin ver. Benden uzak dur. Sana layık değilim. Bırak gideyim Aroi, ne olur. Aroi lütfen. Senin gibi birini asla bulamam. Hayır Dip, aşkına layık değilim. Senin için değil. Ben bütün aile için bir tehlikeyim. Raychant ailesinin yüz karasıyım. O yüzden gitmeme izin ver. Ne olur, hastayım ben. Aroi, çocuk gibi davranıyorsun. Hastalık ne kadar kötü olursa olsun yine de tedavi olabilirsin. Merak etme, hastalığın sona erecek. Her şey düzelecek. Hem seni en iyi doktorlara götüreceğim. Gerekirse Hindistan dışına bile götürürüm. Endişelenme. Ben senin yanındayım. Ama benim kendime güvenim yok diyeyim. Başka birine dönüştüğüm zaman ne yapabileceğimi bilmiyorsun. Deyip ben ailedeki herkes için çok büyük bir tehlikeyim. Benden uzak durursan çok mutlu olacaksın. Seninle yaşayamam. Aroi. Benden uzak dur. Aroi, olur, dur lütfen. Aroi dur. Aroi dur. Aroi dur. Aroi, eğer durmazsan kendi hayatıma son veririm. Seni çok seviyorum. Senin için her şeyi yapabilirim. Sanaya nerede, söyle. Aroi, Sanaya ile görüşmediğini söylüyorsa görüşmemiştir. Dip!
Deyip... Sen ne yaptın ya? Bir şey olsaydı sen delirdin mi? Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Senin aşkın yüzünden. Aroy, ben sensiz ne yaparım? Düşünüyorum da... Küçük dünyamızı mutlulukla dolduracağım. Sana dünyadaki bütün mutlulukları verecektim. Hayatını daha özel ve güzel yapacaktım. Öyle düşünmüştüm. Ama bütün isteklerim hayal olarak kalacak. Asla gerçekleşmeyecek. Ben sana layık değilim. Sana layık değilim deyip. Benden uzak durursan çok mutlu olacaksın. Lütfen bırak beni gideyim. Ne olur lütfen gideyim artık lütfen. Aroy, ben seninle evlendim. 7 yemin ettim. Senden gelen acı bile bana mutluluk verir. Her zaman senin yanında olacağım. Sen benimsin. Ve her zaman benim olacaksın. Benim yanımdan hiç ayrılmayacaksın. Seni tedavi ettireceğim Aroy. Deyip ben... Seni seviyorum Aroy. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Deyip. Bekle. Tamam. Bekliyorum. Buradayım canım. Böyle gölgen olup her zaman yanında oturacağım. Ben seninle evlendim. Hep senin yanında olacağım. Sen benimsin ve her zaman benim olacaksın. Seni seviyorum Aroy. Hanımefendi, niye öyle duruyorsunuz? İyi misiniz? Sence iyi görünüyor muyum? Ne oldu? Yüzündeki tebessüm neden kayboldu?
Çok korkuyorum deyip. Rüya ve gerçek arasında mesafe artıyor. Sanki çok mutlu olursam hastalığım beni tekrar içine çekecekmiş gibi hissediyorum. Anlıyor musun? Daha sonra gökyüzünden yere düşecek ve hayallerim paramparça olacak gibi. Hayır Aroi. Gerçek ve rüya arasında uzaklık yok. Ve düşmene izin vermeyeceğim. Eğer yere düşersen benim elimden tut. Senin yanında kalacağıma söz verdim. Ne olduysa oldu. İleride sana asla kötülük yapmayacağım. Deyip. Yani sana kötü bir şey olmayacak. Her şeyle ilgileneceğim. Bu da neydi? Hanımefendi, durun, ne yapıyorsunuz? Lütfen durun. Size ne oldu? Hanımefendi. Ne bu? Merak etme, ben bakarım. Mosambi bir şey düşürmüştür. Hayır deyip, bu ses, biri bir şeyler kırıyor. Ben bakarım. Bir şey yok dedim ya, sen dinlen. Ben gidip bakarım. Hiç merak etme, gittiğim gibi geleceğim. Sen dinlen. Hadi uzan. Uzan dedim. Bana ne olduğunu Arohi. Anlatın. Arohi! Arohi! Tara dur, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Farkında mısın? Bu attıklarının sesi Arohi'nin odasına kadar geldi. Arohi! 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 Ne zaman görsem onun peşindesin sen. O benim gölgem ama sen beni onun gölgesi yapıyorsun. Sen artık sınırları aştın. Sokak ortasında ona neler söylüyordun? Ben seninle evliyim. Sana söz verdim. Hadi oradan! Bana öyle geliyor ki o kıza değil beni aptal yerine koyuyorsun. İhanet edenlere ne yaptığımı biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Tara, böyle casusluk yapmaya devam edip bundan bu anlamı çıkarırsan seni öyle bir tuzağa düşüreceğim ki kurtulamayacaksın. Tamam, yedi yemin konusunu duydun ama o ilaçların etkisinde olduğunu görmedin bile. O beni terk ediyordu. Yani anlayacağın, bizi terk ediyordu. Onu kontrol altına almak için bunları yapmalıydım. Neydi o ses? Deyip bakmaya gitti, hala dönmedi. Bütün dünyayı kandırabilirsin ama beni değil. Çocukluğundan beri tanıyorum seni. Doğru ya da yalan söylediğini yüzünden anlayabiliyorum. Ona ilaç verip hasta olduğuna inandırmak planımızın parçasıydı. Ama bunları niye söylüyorsun ki? Her zaman yanında olacaksın. Evet, ona en yakın olacaksın. Hep onunla yaşayacaksın. İkizimi durdurmak için canını feda edecektin. Hayatını feda ediyordun. Ne demiştin ona? Aşkından öleceksin. Aşkından öleceğim ha? Onu sevmeye başlayıp beni unuttun değil mi? Unuttun. Seni gördüm. Ona sarıldığın gibi aynı şekilde bana da sarılıyorsun. Yoksa benim yerimi mi alıyor ha? Deyip konuş. Onu sevmeye mi başladın? Konuş. Seni hemen orada öldürmeyi o kadar çok istedim ki. Gerçekten o anda senin canını alacaktım. Efendim, bu söyledikleri doğru mu? Cevap ver deyip. Söylediklerim gerçek değil mi? Onu sevmeye mi başladın? Benden bıktın mı? Benim davranışımdan üzüldüğün için mi? İkizim çok masum ve saf bir kızdır. Senin her sözünü dinler. Ve seni seviyor. Ayrıca sabıka kaydı da yok değil mi? İşte bu yüzden. Ve onu sevmeye başlıyorsun. Onu sevmeye mi başladın? Bu doğru değil mi? İkizimi sevmeye başlıyorsun. Doğru değil mi? Deyip söyle bana. Lütfen. Deyip. Deyip. Nereye gitti? Thank you.
Hayır. Ben onu sevmiyorum. Bir tek sen varsın ve ben seni seviyorum. Aroi'nin hayatımda bir anlamı yok. Sana nasıl güvenebilirim? Gözlerim başka, sen başka şeyler söylüyor. Bugün ona ilaç verdiğini de düşünmüyorum. Vermedin değil mi? Konuş deyip, ilaç verdin mi? Konuş! Evet, vermedim. Verecektim ama ne yapabilirdim? Sen olay çıkarttın. Bu yüzden veremedim. Dinle Tara. Benden şüphelenmeyi bırak. Doğruyu söylüyorum. Kalbimde Arohi'ye yer yok. Nasıl inanayım? Bunu bana kanıtlamalısın. Ne kanıtı? İşte bu. Bu ilaç. Gidip ona içir. Bir günlüğüne de olsa onun delirdiğini görmek istiyorum. Düşüşünü görmek istiyorum. Kenara çekildiğini görmek istiyorum. Eğer bunu yaparsam, ne dediysen doğruluğunu kabulleneceğim. İşte sana fırsat. Hey, senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Her yerde ben, seni arıyordum ben de. Ben belki seversin diye kitap almaya gelmiştim. Okursan belki kafanı dağıtırsın diye düşündüm. Peki o ses neymiş? Şey, annem televizyonu izliyormuş. Onu duydun. Şuna bir bak. Kitap gerçekten güzel. İki kere okudum. Sen de okumalısın. Ben kitap okuyamam deyip. Neden? Ne oldu? Bu aralar kendimde değilim. Sanki kendimi kontrol edemiyor gibiyim. Bir şey düşünürken kayboluyorum. Çok yakında iyileşeceksin canım. Ben yanındayım. Tamam, kitabı unut. O zaman farklı bir şey deneriz. Gel anlatayım. Senin canını bağışlamayacağım. Beni takip edersen seni öldürürüm, tamam mı? Bırak beni, bırak beni. Ben hiçbir şey yapmadım efendim. Ben onu tanımıyorum bile. Onu neden öldüreyim efendim? Beni bırakın lütfen. Beni bırakın efendim. Neler çeviriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Efendim, doktor dedi ki Arohi Raychand'ın iki yüzü var. Biri iyi, biri kötü. Size iki yüzünü de gösteriyorduk. Oyunumuzu nasıl buldunuz? Bana bu kadar kötü oyunculuk gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bunu zaten biliyordum. Çünkü Arohi'nin iki yüzünü de gördüm. Koklayarak tanımlamak polis köpeğinin işidir. Bunu neden sen yapıyorsun? Ben çok korkuyorum. Bunları görmek istemiyorum. Efendim, sorun göründüğünden çok daha kötü gibi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O evde herkesin iki sureti var. İki yüzü. Sushant da ailenin sahte olduğunu söyledi. Onlar göründükleri gibi değil. Peki gerçek ne? Neden bu çift kişilik? Annesine sormam lazım. Annenize mi?
Annenizin geldiğini söylemediniz. Evet efendim. Şapşal benim annem değil. Deep'in annesi. Maya Rayçan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.